İnternette bir alışveriş sitesinden çok uygun fiyata kendime bez bir ayakkabı aldım. Bembeyaz. Bir geldi sakız gibi beyaz. Dedim ki ben bunu giyemem. Boyadım. Boyadığımı da çok beğenmedim. Bir arkadaşım çok beğendi. Ona hediye ettim. Sonra o başka bir ayakkabı istedi. Ona başka bir ayakkabı yaptım. Sonra o onu paylaştı. Onun çevresi genişmiş. Oradan o gece bana 5 istek daha geldi. Derken bir baktım ben bunun içindeyim yani. Hani sürekli biri bir şey istiyor, ben onu yapıyorum. Biri bir şey istiyor, ben onu yapıyorum. Birden gelişti 7 sene önce. 9 senedir iç mimarlık yapıyorum. Geçen yaz bıraktım. 7 senedir de freelance olarak bu işleri yapıyorum. Ek gelir olarak. Yani ilk başta tek başımayken çevirebilir miyim evi, İstanbul'da yaşamak çok zor gibi kaygılarım vardı. Ama eşim sağ olsun destek oldu bana. Şimdi sadece bu işle ilgileniyorum. Ayakkabı boyuyorum, ceket boyuyorum, çanta, cüzdan boyuyorum. İsteyen olursa mobilya boyuyorum. Eşimin, dostumun duvarlarını boyuyorum. Resim yapıyorum yani. Tamamen onunla keyif alıyorum. İç mimarlığı bazen çok seviyorum, bazen nefret ediyorum. Özel sektörde olduğu için özel sektörün ne kadar zorlu olduğunu burada öğrendim. Yaşama koşulları, çalışma koşulları, günde bazen 15-18 saate kadar çalıştığım zamanlar oldu, maaşımı alamadığım zamanlar oldu. Onlar beni soğutan kısmıydı açıkçası. Resim iç mimarlıktan her zaman çok daha önde benim için. Kağıda çizmekten çok daha farklı. Ayakkabının üzerinde dikişler var. Düz bir zeminde çalışmıyorsunuz. Farklı koordinatları olan zeminlerde çalışıyorsunuz. Dikey ve yatay çalışıyorum. Kavisli çalışıyorum. O yüzden 3 boyutu ayarlamakta bazen çok zorlandığım şeyler olabiliyor. Bu işe başlarken yurt dışından bu işi yapan gençleri buldum. Ve onlardan açıkçası yardım istedim, fikir aldım. Nasıl yapıyorsunuz? Fiyatlarınız ne? Boya, malzeme ne kullanıyorsunuz? Ben de bana gelenlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama benim için üslup önemli. Türkiye'de bazen çok kötü cevaplar alıyorum. Bence düşük bir fiyata yapıyorum gene. Çünkü ben resim yapıyorum. Kimisi sinkaflı yorumlar yapabiliyor, yuh diye başlayıp. Bu benim için kalp kırıyor çünkü ben bunun eğitimini aldım. Saatlerimi harcıyorum, elimde yapıyorum. Ve açıkçası gerçekten değerini bulduğunu düşünmüyorum. Bu koşullarda, yaşadığım şartlarda yapabildiğimin en iyisini ve hani yapabileceğim fiyat çerçevesinde, insanların alabileceği çerçevede tutmaya çalışıyorum. Daha fazlasına şu anda gerek yok. Hani erişilebilir olmalı bence. Yani yurt dışında bu işler minimum. Ben 7 sene önce başladığımda tanıştığım arkadaş, ondan fiyat aldığımda 7 sene önce 500 dolardı. Ben şu anda 1000 dolarları gördüm. Türkiye'de de bir firma var. Ondan da fiyat aldığımda 1800 TL verdi bana. Ve malzeme hariç, ben de ayakkabı hariç fiyat veriyorum. Şu anki koşullarda bu tabii ki kura göre ben de değiştirmek zorunda kalacağım. Şu anda 250-400 aralığında çalışıyorum ayakkabıya. İnsanlara yüksek geliyor ama benim de yüksek çalışmamın sebebi bu custom işi yapanların kullandığı boyayı temin ediyorum. Ve bunu sadece Amerika'da temin edebiliyorum. Amerika'da bunun mağazası yok. Fabrikadan, çıkıştan yolluyorlar. Ve ben bunu buraya Türkiye'ye getirebilmek için gümrükten geçiriyorum, vergisini veriyorum. Bu benim için çok büyük bir maliyet aslında, sermayesi olması gereken bir iş. Verdiğim fiyat içerisinde ayakkabının dahil olup olmadığını soruyorlar. Nike Air ortalama 650 lira falan oldu şu anda, yani verdiğim fiyat içinde olması imkansız. Normalde giyilmiş ayakkabılara çalışıyorum. Yani hani çünkü bana da ayırmaları gereken bir bütçe olduğu için ve günümüzde de gerçekten ayakkabılar muazzam pahalı. Yani alınabilecek seviyeleri geçmişler. O yüzden diyorum ki giyilmiş eski ayakkabılarınızı da verebilirsiniz ama eskinin de bir sınırı var. Yani yırtılmış olmasın ya da atıyorum pis olmasın. Ben elde çalışıyorum, o ayakkabıyı kucağıma koyuyorum. Bir şeyi gerçekten özenli istiyorsanız birine hediye edeceksiniz veya kendinize hediye edecekseniz temiz yollamalısınız. O şeyi hiç unutamayacağım. Gerçekten üzerinde kakayla bir ayakkabı geldi bana. Köpek kakasına basmış, bana yollamış. O hiç unutamayacağım bir anı sanırım. Sevdiklerine unutamayacakları bir hediye fikri sunuyorum aslında ben. Hani her şeyden öte bir el sanatı sunuyorum. Hayalimdeki şey hala bu değil. Hala beni tatmin etmiyor, o boşluğu doldurmuyor benim için. Benim hayalimdeki şey aslında çok daha basit, küçük bir vizyon. Bir atölye, ders verebilmek istiyorum. Yani sürekli eve kapanıp bunu daha ne kadar yaparım bilmiyorum.